Kıymetli izleyiciler, ETO TV'ye hoş geldiniz. Eskişehir Ticaret Odası ETO Akademi Dijital kapsamında bugün pandemi süreci ve sonrası yeni nesil yönetim stratejilerini konuşacağız. Birbirinden değerli iki konuğumuz var. Birisi Fatih Anıl, diğeri de Ardan Ergüven. Evet Fatih Hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Sağ ol sevgili adaşım, iyiyiz. Hevesle bekliyoruz arkadaşlarımızla. Böyle güzel bir program olsun, interaktif bir program olsun. Yeni nesil program diyoruz artık bunlara, ne diyelim. Aynı şekilde hevesle biz de bekliyoruz. Ardan Hocam, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Fatih Hocam, sizle bugün yeni nesil iş modellerini görüşeceğiz. Bizim için çok önemli bir isimsiniz. Ekrandaki izleyicilerimize de çok faydanız olacağını düşünüyorum. Ben sözü hiç bekletmeden direkt size vermek istiyorum. Buyurun. Peki, ben kısaca kendimden bahsedeyim isterseniz. Ben ilk olarak ekonomi okudum. Daha sonra işletme mühendisliği konusunda teknik üniversitede master yaptım. Akabinde Amsterdam Üniversitesi'nde aldığım bir bursla ekonomi master yapıp döndüm Türkiye'ye. İlk olarak İktisadi Kalkınma Vakfı'nda. Sonra çeşitli şirketlerde çalıştım. 17 senem 3 ayrı şirkette genel müdürlükte geçti. Sonunda dedik ki işte hayatı biraz böyle daha full time işlerden ayrılıp daha böyle yeni nesil diyelim. İşte daha böyle birkaç şirkette yönetim danışmanlığı, danışmanlık ve eğitim işleri arttı. Şu anda 3 üniversitede ders veriyorum. Her dönem değişiyor bu tabii. Ne dersleri veriyorum? Yönetim, pazarlama, satış, uluslararası işletmecilik gibi dersler veriyorum. İki tane en son, yani son 3 senede çıkan 2 tane kitabım var. Bir tanesi özellikle burada bugün konuşacağımız zaten yeni nesil iş modeli pazarlama 5.0 diye bir kitabım var. Bu ilk 8 ayda bir baskı yaptık ve tamamen aslında yayıncı sevgili Humanist izliyorsa Menekşe ve arkadaşlar Şahin demiş ki son baskı 3. baskıya pandemi öncesi yazılan pandemi sonrası iş modellerini anlatan tek iş kitabı demiş. Hakikaten öyle. Ben bunu bilmeden hiçbirimiz bilmiyorduk ki. Yani 2019'un Aralık ayında veya 2020'nin Ocak ayında kim diyebilirdi ki bütün her yer kapanacak, bütün AVM'ler kapanacak, bütün perakende duracak, bütün hizmet sektörü duracak. Bunu hiçbirimiz öngöremezdik. Ben de öngörmedim bunu. Ama kitapta yeni nesil iş modellerini anlatmışım ve hakikaten pandemide yaşadığımız dönemi anlattım. Şimdi peki hocam, kendim... efendim, Fatih'ciğim. Bu ışık nereden geldi peki? Nasıl böyle bir şey? Ya valla şimdi öyle bir şey oldu ki dünyayı izlediğin zaman zaten şimdi Mart ayına kadar, geçtiğimiz sene Mart ayına kadar ders verdiğim bütün üniversitelerden bana derlerdi ki hocam bir online ders yapalım. Hep hayır dedi. Yani online'a uzak durdum. Aslında bizim Mart ayında geçtiğimiz yani 2020 Mart ayında global olarak yaşanan bir pandeminin ötesinde bence bir dijital devrim yaşadık. Ya bakın şu anda programı online yapıyoruz. İşte Skype'tı, Zoom'du ya bunların veya Teams'ti bunların hepsi zaten var. Onlarca yıldır vardı bunlar Fatih. Fakat hiçbirimiz kullanmıyorduk. Şimdi ne oldu? Mecbur kaldık kullandık. Yani dünyada 3-5 senede olacak gelişmeleri açık söyleyeyim 3 ayda yaşadık. Ve ne oldu? Hepimiz online'a döndük. Ha bundan böyle bana canlı işte üniversitede gelin ders verin derlerse vallahi hibrit yapalım diyeceğim. Yani 3 tane online, 1 tane canlı yapalım diyeceğim. Çünkü şimdi birazdan bahsedeceğim. Uzaktan çalışma modelleri, hibrit modeller neler var? Şimdi nasıl geldik bu noktaya? Bakın ben bu kitapta da bahsettim. İşte dedim ki dünyanın en büyük taksi şirketi veya ulaşım şirketi bir tane arabası yok. Yani mülkiyet kavramı kalktı. Nedir bu? İşte Uber. Bütün herkesin kullandığı Uber. Kendine ait bir tane aracı yok. Ama baktığınız zaman şirket değeri yaklaşık 100 milyar dolar. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte Netflix olayı patladı. Kimi hangimizde yok Netflix şu anda? Değil mi? Netflix bir tane sinema salonu yok kendine ait. Dünyanın en büyük sinema şirketi. Şirket değeri 150 milyar dolar. Fatih. Yani Uber için özellikle bir değinim yapabilir miyim mesela hocam? Lütfen. Uber baktığınız zaman o sektörde aradaki güvene girişimcilik yaptı diyebilir miyiz? Tabii ki. Evet, şimdi olay ne biliyor musun? Bilmiyorum, mutlaka izleyiciler veya sizler Uber kullanıyorsunuzdur. Uber'e girdiğin zaman hem satıcı yani hem hizmeti veren hem hizmeti alan ikisinin de etik değerlere bağlı olması gerekiyor. Çünkü kayda giriyorsun. Orada aykırı bir şey yaparsan zaten bir daha Uber kiralayamıyorsun. Veya bir daha Uber hizmeti veremiyorsun. Dolayısıyla her şey tamamen kontrol altında.
bu yeni nesil iş modellerinde. Diğer taraftan baktığın zaman Airbnb, yani gidiyorsun ev kiralıyorsun, günlük ev tutuyorsun. Bunların hepsi online. Yani zaten dünya bu pandemiden önce online'a geçmişti. Bakın Türkiye'de mesela web satışlar, şimdi ben perakende ile de ilgili olduğum için biliyorsun senelerimi verdim perakende sektörüne. Zaten ilk kitabım da perakende üzerineydi. Pazarlamadan perakendeye diye. O da şu. Şimdi bunlara baktığın zaman perakende sektöründe bir tek Türkiye'de online satışlar dünya ortalamasının çok altındaydı. Ben hep şu örneği veririm. Baktığın zaman Türkiye'deki herhangi bir markaya bunun online satışı en iyi mağazasının satışını geçemezdi. Fakat pandemiden sonra online'da trafik %400 arttı Türkiye'de. Ve online iş, hepimiz online ile tanıştık. Yani hepimiz bilgisayarlarımızın başında oturmayı öğrendik. Ben bütün arkadaşlara şunu öneriyorum ki onu yaptım. En başında pandeminin başında işte evdeki internet çok iyi değildi falan. Şunu söylüyorum. Alabileceğiniz en iyi internet altyapısını alın. Hem şirketlere hem evlerinize. Çünkü hayat böyle devam edecek. Öyle gözüküyor. Alabileceğiniz en iyi teknolojiye sahip olun. Ne bileyim belki bir tane ceket eksik giyelim. Ne bileyim başka şeylerden keselim. Ama kesinlikle teknolojiye yatıralım parayı. Çünkü buradan kazanacağız. Artık bu iş böyle devam edecek. Kaçınılmaz. İşte bakın 3. dalgayı şu anda görüyoruz. İş böyle devam edecek. Yani görünen bu ve hibrit model. Birçok şirkette Fatih hibrit modele geçiyoruz. Nedir? Ne tamamen uzaktan çalışma ne tamamen online çalışma. İkisi bir arada yürümek durumunda. Ben şuna karşıyım ya tamamen online çalışalım. Hayır, aidiyeti kaybediyor. İnsanlar özledi artık ya dokunmayı, sokağa çıkmayı, biraz çan yapmayı, buluşup dedikodu yapmayı. Yani insanlar bunu özledi. Hele biz Akdenizliyiz ya. Biz dokunarak alışveriş yapmayı seviyoruz. Yani biz sadece online alışveriş sevmiyoruz. Bakın ekonomide intikam teorisi diye bir şey var. İnanın bana şu iş, şimdi ben geçen hafta bir doktor arkadaşımla konuştum. Hani biraz da moral verelim. Onun bana söylediği şu. Hocam diyor aşı artacak ve göreceğiz ki diyor Haziran'da diyor nüfusun diyor %60 aşı ve bağışıklık kazanmış olacak. Ondan sonra zaten normalleşme başlayacak diye beklentiler var. Umarım olur. Yani Haziran'dan sonra şunu göreceğiz. Ekonomide dediğim gibi intikam teorisi çılgınlar gibi millet alışverişe koşabilir. Şaşırmayalım bunda. Mesela turizmde herkes bekliyor şu anda erken rezervasyon için. Diğer konular da öyle. İşte otomotiv satışları, araba bulamıyorsunuz, çip krizi bir yandan var. Üreticiler şeyi kestiler, üretimi azalttılar. Haftalık işte 3 büyük otomotiv firması haftalık bir hafta tatile girdi. Neden? İşte bahanesi çip krizi. Dünyada bir çip olayı yaşadık. Yani alışılagelmedik olaylarla karşılaşacağız Fatih. Bunu göreceğiz dünyada. Ummadığımız olaylarla karşılaşıyoruz ve bunları yönetmemiz lazım artık şirketler olarak, aile işletmeleri olarak. Ben bahsettim benim bir diğer uzmanlık alanım aile işletmelerinde yönetim, o konularda eğitim vesaire danışmanlık veriyorum. Aile şirketleri, şirketlerin %95'i aile şirketi zaten. Bunlara alışmak durumundalar. Bu yeni nesil iş modellerine iyice kendimizi o adapte etmek durumundayız. Ben hocam, buna da bir soru sormak istiyorum hemen buradan. Bu özellikle dijitalleşmeye ayak uydurma diyebiliriz. Çünkü şöyle bir yıl oldu artık ayak uyduran ve uyduramayan firmaları burada çok net ayırt edebiliriz. Burada aile şirketleriyle kurumsal şirketler arasında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz mesela? Siz eminim ben şunu gördüm. Sağlamışsınızdır. Aile şirketleri çok daha çabuk uyum sağlayabiliyor bu işe. Çünkü bakın kurumsal şirketlerde evet onlarda da bir takım hareketler, aktiviteler oluyor ama aile şirketleri karar almada daha seri davranabiliyorlar. Yani çünkü sonucu çabuk alıyorlar. Ben şimdi birkaç şirkette bu konuyla ilgili makale de yazdım. Çağırdım konuyu. Ya dedim uzaktan çalışma. Mesela özellikle ihracat departmanlarıyla konuştum bunu. Satış departmanlarıyla. Nasıl kullanabiliriz? Ben mesela satışçıları genelde şirkette görmek istemem. Sahada olmanız lazım derim. Bana denen şu. Hocam bir defa mesai kavramı olmadığı için evvelden 5'te şirketten çıkıyorduk ve bilgisayarı kapıyorduk. Ama uzaktan çalışırken bu bilgisayar 7-24 açık. Kapamıyoruz bilgisayarı. Trafik stresi yaşamıyoruz. Minimum bak İstanbul'da söyleyeyim. Eskişehir'de belki o kadar trafik yoktur. Ama İstanbul'da çalışan biri minimum bilmiyorum Ardan Hocam da belki katılacaktır. 2 saat trafikte geçiyor. Tamam mı? Ve bu 2 saatin yarattığı stres. Şimdi uzaktan çalışmada bu yok. Eğer ortamını da iyi kurmuşsa, ha benim şu anda gördüğünüz odayı ben pandemiden sonra yaptım. Benim böyle bir çalışma odam yoktu. Benim açık söyleyeyim, hayatımda çalışma odam yoktu evde. Çünkü ben hani tam bir akademisyen değildim. Ben piyasada çalışıyordum.
Üniversite işi benim hobi işimdi. Yani ders veriyordum, akşam dersleri veriyordum vesaire. Ama ömrüm sahada geçti. Şirketlerde benim odam vardı vesaire. Ama şimdi pandemiden sonra mecburen burayı stüdyo haline getirdim ben. Şu anda bu, hem burası benim çalışma odam hem stüdyom. Televizyon yayınlarını buradan yapıyorum. İşte kurdum, ışıklar koydum, şeyler yaptım. Ha, bazen de bugün orada yapmadım tabii, aşağısı doluydu. Benim alt katta da bir 2 metrelik akvaryumum var. Fatih, bazen de akvaryumun önünden yapıyorum yayınları. Bir kanal bana ısrarla soruyor, hocam akvaryumun önünden yap yayını diye. Bir şeyler katmamız lazım. Çünkü bakıyorum herkes kütüphanenin önünden yapıyor, tamam mı, yayınları, televizyonda özellikle. Bazen değişiklik olsun diyorum, arkama akvaryumu veriyorum işte, balıkları. Bu sefer herkes onu sormaya başladı bana. Yani ne yapıyorsak yapalım, bir defa bir takım farklılıklar yapmamız lazım. Kendimizi farklılaştırmamız lazım. Marka değerimizi ön plana çıkarmamız lazım. Ha işte Fatih Hoca çıkarsa bunları anlatır, bunlardan konuşur. İşte Ardan Hoca bunları anlatır diye. Hepimizin kendimize has bir takım şeylerimiz olması lazım. İşte ben kanala çıkarken arkasında akvaryum olan hoca çıkıyor diyorlar şimdi mesela. Tamam mı? Bir farklılıklar koymamız lazım ortaya. Enerjimizi yüksek tutmamız lazım Fatih. Yani hakikaten jenerasyon olarak çok kötü günler geçirdik şu pandemiden ötürü. Ha, ben şunu diyorum. Bakın biz, şahsen ben kariyerimin başında yakalanmadım buna. En tehlikelisi ne biliyor musun? Kariyerin ortasında yakalanmak buna. Kimimiz kariyerimizin sonuna yaklaşırken yakalandık. Kimimiz başında yakalandık. Ona göre tedbirlerimizi aldık. Tamam mı? Bir şekilde buna adapte olmamız lazım. Yeni nesle. Fakat dünyayı da izlememiz lazım. Dünyada neler oluyor? Dünya nereye gidiyor? Bak şimdi 2019'un sonunda çok kuvvetli bir Trump vardı. Dehşet bir Amerikan ekonomisi vardı. %3 büyüyor Amerikan ekonomisi. İşsizlik %3'ün altındaydı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada Trump yok oldu. Bakın, eğer pandemi olmasaydı Trump %60-70 ile başkan olacaktı. Pandemi Trump'ı götürdü. Bu nasıl bir operasyonsa? Biden geldi. Amerika önce çok kötü yönetti işi. Yani 1-2 ay öncesine kadar çok çok kötü yönetti işi. Fakat şimdi görüyoruz ki aşılamada dünyada en iyilerden biri. %16-17'sini aşıladılar nüfusu. Ha, biz %8'lerdeyiz aşılamada. Avrupa felaket durumda, %4,5'ta. Neden? Kurumsal yapıdan ötürü. Öyle bir kurumsal yapı var ki işte o aşıda bu var, bu aşıda bu var, bunu kullanmayalım, bunu test edelim derken şu anda felaket durumdalar. Bak, Fransa kapandı, sokağa çıkma yasağı. Almanya 18 Nisan'a kadar kapandı, düşünebiliyor musun? Avrupa'nın lokomotifi. Yani şu anda 3. dalga çok şiddetli gidiyor. Ha, bu pandemi bitebilir. Bakın, bitsin. Yenisi illaki başlayacak Bill Gates'in dediği gibi. Onun için artık hazırlıklı olmalıyız ve hazırlıklıyız. Yeni başlayacak pandemi veya yeni başlayacak bu tip olaylar bu 2020 kadar etkilemeyecek. 2021'de ekonomilerin kesinlikle büyüyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle şirketler büyüyecek. Ama belakin iyi yönetmemiz lazım. İşlerimizi iyi yönetmemiz lazım. Bakın, hiçbir şirket krizden batmaz Fatih. Kötü yönetimden ve öngörüsüzlükten batar. İyi yönetirsek eğer şirketlerimizi, dijitalleşmeyi iyi yönetirsek, teknolojiye para ayırmamız lazım. 2x2=4. Mutlak surette hepimizin internet altyapısına, bu teknolojik aletlere, bilgisayarlara vesaire, yazılımlara, bunlara para, ki Eskişehir Ticaret Odası herhalde çok güzel bir şey ayarlamış. Hakikaten bilmiyorum ne kullanıyor altyapı olarak. Hani Skype veya Zoom'dan bağlanmadık. Kendinize ait bir program herhalde bu. Geldik, gayet de güzel gidiyor bence. Nazar değmesin program. Değil mi Ardan Hocam? Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Fatih Hocam, şimdi sizden biraz müsaade isteyeceğim. Ardan Hocam, sizleri de tanımak isteriz. Tabii. Ben Ardan Ergüven. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde doçent olarak görev yapıyorum. Aslında profesör olduğum gibi siz öyle yazmışsınız ama henüz daha resmi olarak gelmediği için kararı bunu şey olarak kullanmıyorum, resmi olarak kullanmıyorum. İnşallah yakın zamanda. İnşallah, umarım öyle olacak. Benim de uzmanlık alanım, çok teşekkürler. Benim de uzmanlık alanım daha çok marka kimliği, ambalaj tasarımı. Bu alanlarda üretim yapıyorum, yine dersler veriyorum. Bu şekilde devam ediyor. En sonunda benim de Humanist yayınlarından İyi Tasarım Nedir başlıklı bir kitabım çıktı. Onun da satışlarım iyi gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün sizle biz özellikle kurumsal kimlik konusuna değinmek istiyoruz. Çünkü dijitalleşen bir pazarda kurumsal kimlik çok önemli bir hale geldi. Çünkü bizim orada baktığımızda ilk müşterilerin gözünün önüne koyduğumuz şey firmaların logoları olmuş oluyor. Evet. Logoların ifade ettiği anlam olmuş
oluyor. Bu konuda sizden fikir ve öneri bekliyoruz. Ardan Hocam, buyurun. Tabii şöyle ki Fatih Hocamızın sunumu devam edecek mi? Çünkü ben şöyle ki bir sunum hazırladım. Hani ona başlarsam o devam edebilir. O yüzden. Fatih Hocama tekrardan söz vereceğiz. Çünkü siz anlattıktan sonra Fatih Hocama özellikle izleyicilerimiz için soracağım birkaç soru olacak. Okay. Fatih Hocam uygundur, tamam. Değil mi? Tabii tabii, ben bekliyorum, izliyorum Ardan Hocamı. Tamam. Buradayım yani, gitmedim bir yere. Özellikle bu kurumsal kimlikle ilgili olarak Fatih Hocam, biz dijitalleşme diyoruz. Kurumsal kimlik önemli diyoruz. Bunların bize bir sentezini açıklayabilir misiniz? Pazarlama süreci olarak. Şimdi şöyle, ben kitapta şunu anlattım, bu son kitapta. Aslında şeyi kullanan, pazarlama 5.0'ı kullanan ilk kişiyim. Philip Kotler benden sonra yazdı pazarlama 5.0'ı. Onu da söyleyeyim bu arada. Şimdi pazarlama 1.0'da sadece ürüne odaklanıyor. Pazarlama 2.0'da fiyat giriyor devreye. 3.0'da promosyon giriyor devreye. 4.0'da lojistik giriyor devreye. Peki pazarlama 5.0 nedir? Ben pazarlama 5.0'ı şöyle düşündüm. Kitapta da öyle yazdım. Süreç yönetimi dedim. Proses dedim. Ve bunun içine tamamen yeni nesil dijital dönüşümü koydum. Global dediğimi global düşün, lokal davran, bunu koydum. Fakat tabii ki bunun içinde bir de şey var, kişi var. Yani siz merkez ofis olarak oturun, her şeyi harika yapın. Pazarlama programını hazırlayın, logoyu hazırlayın, tasarım, her şey çok güzel olsun. Ama fakat sevgili Fatih, sonuçta müşterinin muhatap olduğu satış danışmanı, satışçı. Yani markaya baktığı zaman satışçıyı görüyor. Senin merkez ofisini görmüyor. Dolayısıyla o satışçının da çok donanımlı olması lazım. Çok yeterli. Markayı çok iyi temsil edebilmesi lazım. Burada görsel olarak, bilmiyorum, belki Ardan Hoca da bahsedecektir. Ben kitapta görseli yazarken şunu kastettim. Satışçının giyiminden, kılık kıyafetinden, mağazada çalan müzik ve görsel. İşte bunların hepsi bir bütündür aslında. Logo bir bütündür. Logoyu gördüğün zaman, logo öyle olmalı ki gördüğün an, gördüğün dakika konumlanmalı. Kafanda o marka konumlanmalı. Dijital olarak nasıl olmalı? Nasıl planlamalı? Birazdan hocamız bahsedecek bunlardan. Dolayısıyla ben pazarlama 5.0'ın içine bunların hepsini koydum. Yani pazarlama 5.0'ın içinde bunlar. Yani ona dedim ki proses, İngilizce karşı ben süreç yönetimi dedim ona. Bunları bir paket olarak tamamen şeyin içine koydum. Pazarlama 5.0'ın içine koydum. Yani dijitalleşmeden tut, logo tasarımına kadar her şeyi pazarlama 5.0'ın içine koydum. Yani ilk başta ürün çıktığı zaman, evet, belki diyebilirsiniz ki işte Coca-Cola ilk buna başladığı zaman işte Coca-Cola'nın logosunun tasarımı vesaire. Şimdi tekrar başa dönüyor vesaire. Ama ben bunların hepsini tekrardan yeni nesil iş modellerine uygun şekilde pazarlama 5.0'ın içinde anlattım kitapta. Çok teşekkür ediyoruz. Son kez bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle bizim genç girişimcilerimizde patrondan adım atmak ve atamamak arasında bir duruş var. Fatih Hocam, ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz aslında. Bir insan bir kişilik bir iş yapabilir. Patronun özelliği birçok kişiyle bir arada organize olarak çalışabilmesidir. Bunu bir de sizin kelimelerinizle dinleyebilir miyiz acaba? Şimdi patron şöyle, onu ben yeni nesil müşteri ve yeni nesil yönetici başlıkları altında anlattım. Artık yönetim, şimdi yeni nesil müşteri artık kendini dünya vatandaşı olarak görüyor. Yeni nesil patron veya yeni nesil lider diyelim, bu da kendini dünya vatandaşı olarak görüyor. Ve artık kimse bizim böyle ilk zamanlarımızdaki gibi, benim ilk genel müdürlük zamanlarımdaki gibi artık kimseye şunu yap bunu yap demiyorsun. İnsanlar kendi kendilerini yönetmeye başladılar. Artık patron dediğimiz kişi, lider dediğimiz kişi, ben bunu aile şirketlerinde veliahtlar diyeyim veya halefler diyeyim. Haleflere bu eğitimleri verirken hep şunu diyorum. Sistem bir şekilde yürüyor. Siz orkestra şefi olacaksınız. Hani nasıl orkestra şefi küçücük bir işaretle kemancıyı harekete geçirir, violonseli harekete geçirir. Bunlar sadece bakışlarla yönetilir. Yeni nesil yönetim artık buraya gidiyor. Artık çok affedersin, hötzört yönetim, polis artık takım kaptanı patronlar aranıyor ve seviliyor. Ve insanlar bunlara bağlanıyor artık. Yani lider olmak önemli artık. Takım kaptanı, coaching önemli. Mentor olmak önemli. Artık çalışanlar, yeni nesil patron diyelim, yeni nesil patronlardan bunu bekliyor. Sonuna kadar arkasında durmasını, her anlamda desteklemesini.
artık beklenen yeni nesil patron diyelim ona veya yeni nesil yönetici diyelim, bir mentorluk bekleniyor bunlardan artık. Yani sizler sanayi Eskişehir Ticaret Odası eminim ki birçok iş adamı var. Onlar da izleyecekler bizi. Onlardan ricam artık takım kaptanı olmaları, coaching yapmaları, mentor olmaları, yol gösterici olmaları. Yani artık bağırış çağırış, böyle yönetim, emir, komuta, bunlar yeni nesilde görmeyeceğiz ve dijitalleşmeyle birlikte bunlar artık tarihten gidiyor. Yani bunlar artık çok klasik kalıyor. Artık herkes, bakın yeni nesil müşteri dediğim gibi özgürlüğüne çok düşkün. Her anlamda özgürlüğüne düşkün işte. Evlilik alın, evlenmiyorlar, dünyayı geziyorlar. Bağlanmıyorlar. Bakın bağlanmayı sevmiyorlar. Borçlanmayı sevmiyorlar. Ne dedik işte, Uber kullanıyor, Netflix kullanıyor, bisikletle işine gidiyor. Yeni nesil artık işte, kimisi Z kuşağı diyor, ben buna yeni nesil diyorum. Bunlara biz yöneticiler olarak, liderler diyelim, bunlarla çalışmaya alışmamız lazım artık. Yani öyle, çünkü bugün keyif almazsa çalışmaz. Mesai saati diye bir şey yok yeni nesil müşteride. Patronlar şimdi evvelden bundan 10-15 sene önce patron kardeşim 9'da şirkette olacaksın, 6'da çıkacaksın der. Şimdi öyle bir şey yok. Yeni patronlar buna alıştı artık. Uzaktan çalışmaya alıştılar artık. Neye bakmaya alışıyor biliyor musun yeni liderler? Arkadaş sonuca bakalım. Eğer bu satış ekibi şirkete gelmeden uzaktan benim satışımı %40 arttırdıysa gelmesin ya. Benim zaten tarzım şuydu. Ben satışçıları şirkette görmek istemezdim hiçbir zaman. Gidin kardeşim, ne işiniz var burada derdim ya. Gidin müşterinin yanına gidin. Müşteriyle birlikte olun. Dolayısıyla uzaktan satış ekipleri uzaktan çalışmalıdır. Ama haftada bir kere ofise gelip bir böyle ne haber, ne yapıyorsunuz? Aidiyet önemli. Ben buradayım. Hibrit model tamamen. Kesinlikle hocam. Bu arada Ardın hocam, siz şehir sekmesinden yüklerseniz ben yaptım. Şimdi tamamladım. Teknik bir onay vermek gerekiyormuş. Kusura bakmayın, bir yayından çıkıp tekrar girmek zorunda kaldım. Ama çözebildim. Bu arada Fatih hocamızın performansı gerçekten oldukça etkileyici, çok dinamik. Umarım onun hızına yetişebilirim ve az önce tabii ben bununla uğraşırken kendisini dinlemeye devam ettim ve kurumsal kimlik ve logolarla ilgili çok doğru şeyler söyledi. Ben de benzer konuları paylaşacağım. Birazcık daha detaylı olacak. Umarım çok uzatmadan özetleyebilirim. İsterseniz bir sunumumu paylaşayım. Görünüyor mu şu anda ekranda, tam ekran? Gayet net görüyoruz Ardan hocam. Harika. O zaman ben devam ediyorum. Şimdi logolar ne işe yarar sunumumun adı. Aslında temelde logolar şirketlerin en değerli varlıkları ve iyi bir logoda müşterilere verilen değerin bir göstergesi aslında. Logolar ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini yansıtan bir imzadır nihayetinde. Ve iyi bir logo ile işe başlamak moralinizi ve motivasyonunuzu yükseltir. Bunu şuna benzetiyorum. Ben spor yapmaya başlamadan önce ya da koşmaya başlamadan önce bir çift yeni spor ayakkabı almaya benziyor. Güzel bir logo, iyi bir logo. Şimdi logolar zihnimizde belli çağrışımlar yaratan işaretler. Yani ve bu işaretlerin ürünlerinizle ve hizmetlerinizle uyumlu olması onların daha güzel görünmelerine neden oluyor. Logolar zihnimize ürünler ve hizmetlerle yerleşiyor. Aslında temelde. Yani müşterilerini mutlu eden markaların logoları da her zaman daha çok seviliyor. Peki bu markaların başında hangileri geliyor? Mesela hepimizin bildiği Nike logosuyla da çok ünlü olan bir marka. Aynı şekilde Starbucks logosunu pek çok kişi beğenmekte. Çünkü hizmetleri oldukça iyi. Yepyeni bir format ya da yeni bir sunum şekli geliştirdi kahve tüketiminde. Apple'ı hepimiz biliyoruz. İşte iPhone olsun, işte MacBook Pro olsun, iMac olsun, Apple ürünlerini de biliyoruz. Hem tasarımıyla hem de arayüz tasarımlarıyla dünyada en çok kullanılmak istenen, talep edilen ürünlerden bir tanesi. Fakat bugün şimdi internet ortamında kurumlar artık varlıklarını logoları, kurumsal renkleri ve yazı karakterleriyle gösteriyorlar. Ve bunların kullanım şekli de kurumların kimliği hakkında fikir veriyor. Mesela son, yani şu anda dünyanın en değerli firmalarından bir tanesi olan Amazon. Amazon aslında bizim için soyut bir marka, tutulabilir bir marka değil. Bir hizmet sağlayıcı. Ama baktığımızda Amazon'un web sitesine baktığımızda, işte ambalajlarına baktığımızda marka ile ilgili genel bir fikir sahibi oluyoruz. Ve özellikle o sembolü de oldukça işlevsel bir şekilde hem ürünün bir yerden bir yere gidişini sembolize ederken hem de memnuniyeti simgeliyor. Diğer taraftan Google,
yine en büyük firmalardan bir tanesi. Google'a baktığınızda aslında Google'ın kimliğine yönelik her şeyin logosundan ibaret olduğunu görüyorsunuz ve son derece basit. Bir başka marka Facebook. Ki Facebook artık yakın dönemde Facebook kelimesini de bırakıp sadece bu sembolü kullanmaya başladı. Çünkü telefonlarımızda artık bu sembol yer alıyor. Ve baktığınızda işte burada kullanılan semboller, layoutlar hepsi Facebook hakkında genel bir imaj oluşturuyor. Bu arada şunu ekleyeyim. Bu sol tarafta gördüğünüz semboller ya da diğerleri her zaman değişiyor biz farkında olmadan. Çünkü Facebook bunların ne kadar etkili olduğunu ve nasıl kullanıldığını test ediyor. Şimdi tipografi, renk ve imgelerden oluşan görsel sistemler aslında logoları destekliyor. Dolayısıyla logo ile birlikte kullanılan tüm öğeler görsel kimlik açısından çok büyük önem taşıyor. Bu çoğu zaman aslında gözden kaçan bir nokta. Sadece logoyla bir firmanın iyi temsil edileceği sanılıyor ama aslında işin aslı böyle değil. Mesela renkler, hangi renkleri kullanıyorsunuz? İşte birinci renkler mi, ikinci renkler mi, üçüncü renkler mi? Yani bunların hepsinin dalga boyu, enerjisi farklı ve bunlar sizin hakkınızda müşterilerinize bir şey söylüyor. Yine aynı şekilde... Pardon hocam, bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi özellikle logo tasarımlarda yerel logolardan bahsedersek, yerel logoların genelinde karmaşıklık görüyoruz. Ve evet, karmaşıklıklarıyla beraber renkler de oldukça fazla. Burada sizin bir uzman olarak bu logolarda öneriniz nedir? Nasıl olmalı makul bir logo? Aslında tam bu sorunuzun cevabı sunumumun ilerleyen bölümlerinde yer alıyor. İsterseniz devam edebilirim ama şunu söyleyeyim. Neden bizim logolarımız daha detaylı diye soracak olursanız, şöyle ki biliyorsunuz emek yoğun işler her zaman daha değerli görünür. Yani emek yoğun derken o iş üzerine ne kadar vakit harcandığı, ne kadar uğraşıldığı, ne kadar çok detayı olduğu. Bu süsleme için geçerli olabilir ama tasarım için geçerli bir kavram ya da mesele değil. Çünkü tasarımda en önemli konuların başında işlevsellik geliyor. Ki marka kimliği, logolarda işlevsellik üzerine kurulan, bunun üzerine yapılmış tasarımlar. Bu nedenle tabii... eski alışkanlıkların da etkisi var. Ama tam bu dediğiniz noktaya geleceğim. Hatta sırf bu Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli işin aslını isterseniz. Ve bugün nereye doğru gideceğiz? Biraz onu da anlatacağım size. Yazı karakterleri demiştim. Yazı karakterleri bir firmanın konuşma tonudur. Yani ses tonudur aslında. Yani o cümleleri, sloganları, mesajları nasıl iletiyorsunuz müşterilerinize ve sizi izleyenlere? O açıdan kullandığınız yazı karakterleri de çok büyük önem taşır. Yine kullandığınız görseller, fotoğraflar, illüstrasyonlar. Bu imgeyi herhalde bu sunumu izleyen herkes biliyordur. Windows'un en meşhur duvar, yani wallpaper'ı. Ve bu wallpaper aslında 1996'da Charles O'Rear tarafından çekilmiş bir fotoğraf. Ama çok ünlü. Ve biz Windows'u gerçekten bu fotoğrafla tanıyoruz. Şimdi temelde her görüntü bir soyutlamadır. Yani görüntüler anlaşılır olsun ya da olmasın, biçimlerin simgesel bileşimleri her zaman birer metafordur. Metafor derken neyi kastediyoruz ve neyi ifade ediyoruz, bunu anlatayım. Şimdi just do it diyoruz değil mi? Nike'ın çok bilinen bir sloganı. Ve burada Nike ismini okumuyoruz. Fakat orada bir işaret var, sembol. Artık bu sembol aynı zamanda just do it'in sembolü haline gelmiş durumda. Yani bir çek işareti gibi görüyoruz bunu. Ve bu mesajı taşıyan bir sembol olarak görüyoruz. Ve Nike bunu reklamlarında nasıl kullanıyor? Çeşitli sloganların altında just do it mottosuyla tamamlayarak reklamlarını tamamlıyor. Bu son dönemde Amerika'da özellikle kadın sporcuları desteklemek için yaptığı bir kampanya. Kadın sporcuları, farklı dallarda kadın sporcuları fotoğraflarını koymuş durumda. Sadece sloganı var. Mesela "Do the things history could only dream of", tarihin hayal ettiği şeyleri yap gibi bir slogan. Yani çok metaforik aslında bakacak olduğumuzda. Ve benzer şekilde devam ediyor. Şimdi dikkat ederseniz görsel olarak burada hiç sıra dışı bir durum yok. Etkileyici bir fotoğraf var, bir cümle var ve yazı karakteri de son derece klasik ve Nike logosu var. Şimdi nereye geleceğiz? Aslında biz buna son dönemde, bunun adı debranding. Yani markanızın ismini saklayarak
görsel unsurları daha çok öne çıkarmak. Ama bu aslında çok da yeni bir kavram değil. Bakacak olduğunuzda işte Nike'ın 1971'deki logosu, 78'deki logosu ve 2019'daki logosu. Aynı şekilde Starbucks'ta. Öncelikle sadece kahve öğüten bir dükkan olarak başlayan Starbucks, daha sonra kahve hizmeti sunmaya, daha doğrusu kafe hizmeti sunmaya başladıktan sonra hızla bir değişim geçirmiş. Ve bugün günümüzde artık Starbucks yazısı yok, sadece işareti var. Ama işin aslı bu logoların evriminde her zaman var olan bir kavramdı. Örneğin Shell logosu, en çok bildiğimiz logolardan, örnek logolardan biri, Raymond Loewy'nin tasarladığı ve buradaki değişimleri aşama aşama görebilirsiniz ve 99'da artık Shell kelimesinin de, yani Shell isminin de kaldırıldığını görmeniz mümkün. Çok özür diliyorum, şimdi tekrar bölüyorum hocam. Burada acaba bu logoların tamamen şekle dönmesi güdülenmeyle ilgili olabilir mi? Bunun bir sırrı hayır, var mı? Aslında güdülenme derken şöyle bir gereksinim. Tabii ki görsel algıyla ilgili bir mesele bu. Ama bu gereksinim de nereden kaynaklandı? Şöyle ki artık günümüzde çok fazla iletişim kanalı var, çok fazla marka var ve görünür olmak gittikçe zorlaşıyor. Ne kadar basitleşirseniz ve renkleri ne kadar doğru kullanırsanız tüketiciler sizi ya da müşteriniz o kadar görür hale geliyor. Tabii bunun belli teknikleri var. Bunları uygulamak önemli. Mesela son dönemde Burger King var olan logosunu değiştirerek bu yeni logoya geçti. Henüz Türkiye'de değişim tam olarak tamamlanmış değil ama kısa bir süre sonra görmeye başlayacağız. Biliyorsunuz Burger King'in logosu böyleydi ve bu logoya geçti. Fakat bu logoyla ilgili ilginç bir gerçek var. Birazdan onu da açıklayacağım. Gördüğünüz gibi çok renkli bir dünya, çok basit, çok da naif aynı zamanda. Logo her yerde görünüyor. Yine dijital ortamlarda nasıl görünecek? Sadece K işareti, K harfini kullanarak, King işaretini kullanarak burada artık burger kelimesini kullanmıyor. Aslında B harfi de var bu arada. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Bütününe baktığımızda B harfi de var. Satış yerleri de bu şekilde. Şimdi Burger King ile ilgili şunu söyleyeyim. Özellikle kriz dönemlerinde insanlar nostaljiye karşı daha fazla eğilim gösteriyorlarmış. Ve bu nedenle Burger King de bunu gerçekten aslında daha önce kullandığı logosuna geri dönerek yaptı. Şimdi debranding, markaların isimleri dışındaki görsel unsurları daha fazla öne çıkardıkları, karmaşadan ve kalabalıklıktan uzaklaşarak daha fazla görünürlük kazanmaya çalıştıkları bir strateji. Mesela Dunkin Donuts bu şekilde bir logosunda değişim yaptı ve artık Dunkin Donuts yazısı yerine DN, KN harfleri var. Yine Warner Bros. Da benzer şekilde böyle bir değişim yaptı. 3 boyutlu logosunu 2 boyutlu hale getirdi. Ve bu logonun dijital platformlardaki uygulamaları da son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi burada göstermek istediğim şu, bakın Burger King'in bugün kullanmaya başladığı logo aslında 1969'da kullandığı logo. Ve onu biraz daha revize ederek, rafine ederek ve canlandırarak tekrar gündeme getiriyor. Buna revival diyoruz aslında, yeniden canlandırma. Benzer bir mesele Warner Bros. İçin de geçerli. Daha önce kullandığı logosundaki o kalkan formunu yeniden aynı şekilde kullanıyor. Warner Bros. Harflerini daha sadeleştirerek kullanıyor. Amerika'daki çok ünlü bir müzik dergisidir Rolling Stone. Mesela onun da logosunun yeni hali gördüğünüz gibi oldukça yalın. PBS diye bir medya kanalı var yine Amerikan. Onun da son hali 2 boyutlu bir şekle bürünmüş durumda. Bu sadece bu markalar için değil, hemen hemen tüm küresel markalar bu anlamda bir yalınlaşmaya ve basitleşme gidiyorlar. İşte Kia olsun, Nissan olsun. Söz gelimi mesela lütfen şu örneği görmenizi isterim. British Telecom, BT. Ve görüyorsunuz daire içinde 2 tane harf var. Yani bunu bir logo olarak sunabilmek ve kabul ettirebilmek gerçekten çok güç bu arada. Çünkü deneyimlerimden biliyorum ama artık bu kadar basitleşiyor markalar. Pringles markası yine o da son derece basit bir noktaya doğru gitti. Ambalajıyla da birlikte. Bu yine Warner Bros. Logosu. Bu arada 3 boyutlu hali yine var. Çünkü ekranlarda kullanılmak üzere bu versiyonlarını da yapabiliyor markalar. Post-it
En bildiğimiz markalardan biri. Burada çok önemli bir detay var. Bu değişimlerin birçoğunu tüketiciler ilk bakışta anlamazlar. Zaten işin de uzmanlığı bundadır. Yani bazı markalar için, hepsi için değil tabii. Ve bakacak olduğunuzda gerçekten çok ustaca yalınlaşırlar. Moda markalarına baktığımızda daha önce Fatih Bey sizin dediğiniz gibi detaylı, işte daha ayrıntıların olduğu logoları olan logolar vardı. Mesela Burberry logosu bunlardan bir tanesi olarak görülebilir. Ama 2018'den sonraki değişimine baktığınızda sans serif, yani düz yazı karakterleriyle yazıldığını görüyorsunuz. Ve bunda hiçbir yanlışlık da görmüyoruz hiçbirimiz. Çünkü işin özü şu, artık günümüzde logolar uyarı işaretleri gibi, trafik işaretleri gibi mümkün olduğu kadar basitleşerek kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu da tabii daha az renk kullanmayı, daha ayırt edici şekillerle birlikte daha düz logolar kullanmayı beraberinde getiriyor. Burada mesela özellikle online platformlarda hizmet veren logolardaki değişimi çok net bir şekilde görebiliriz. İşte GoDaddy'den tutun Airbnb'ye kadar hepsinin logosu neredeyse inanılmaz bir şekilde basitleşmiş durumda. Foursquare, Google'da keza öyle. Şimdi buradan hareketle iyi bir logonun sahip olması gereken temel özellikler nelerdir diye soracak olursak 5 maddeyle özetleyebiliriz. Birincisi özgün olması gerekiyor. İkincisi basit olmalı. Küçüldüğünde görsel özelliklerini korumalı. En ve boy ilişkisi oranlı olmalı yatay ve dikeyde. Ve kolay kullanılabilmeli. Hemen isterseniz devam edebiliriz. Fatih Hocama da söz verebilirim. Burada benim Türkiye'de gerçekleştirdiğim benzer örnekler yer alıyor. Onları paylaşacağım. Siz nasıl arzu ederseniz. Hocam ilk önce ben izleyicilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Siz değerli konuklarımıza sormak istedikleri sorular varsa platform üzerinden bize ulaştırabilirler. Bizler de bu soruları sizlerle paylaşıyor oluruz. Ben burada sizin bu çalışmalarınızı özellikle görmek istiyorum çünkü Türk firmalarının markaları birbirinden değerli markaları olacaktır diye düşünüyorum. Onları da bir tanımak istiyorum. Buyurun. Tabii. Şimdi Audio markası aslında hepimizin bildiği bir marka. Yani çok sık gördüğümüz bir marka. Eski logosunu gösterdiğimde hemen tanıyacaksınız diye tahmin ediyorum. Görüntülü diyafon üreten, akıllı ev sistemleri üreten bir firmaydı ve 2018'de logosunda bu şekilde bir değişim yaptı. Ve daha sonra biz onun alt marka, yani ünvan kullanımlarına dair bir sistem geliştirdik. Ama şunu söylemem gerekir ki az önce de belirttim, bir marka sadece logosundan ibaret değil, yani diğer görsel öğeleri de doğru şekilde kurgulamak ve tasarlamak gerekiyor. Biz de Audio için daha önceki logosunda yer alan çizgileri tekrar alarak, yani o mirası kullanarak yeni bir sistem oluşturduk böyle çizgilerden. Ve bu Audio'nun artık markasının alameti farkası olacaktı. Audio logosunu kapattığınızda bile bu markanın Audio olduğunu anlayabilecektiniz. Yine Türkiye'de tasarladığım bir başka firma VMore danışmanlık firması. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Biz bu değişimleri bu pandemi öncesinden çok daha önce yapmıştık. Çünkü gelişmeleri doğru okursanız dünyanın nereye gideceğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve aslında Türkiye'de bu işi gerçekten dünya standartlarında yapabiliyoruz. Sadece bizim işverenlerimiz henüz Türk tasarımcılara çok fazla güvenmiyorlar. Umarım ileride daha çok güvenecekler ve daha iyi işler yapacağız. Bu VMore'un fikri oldukça basitti. W harfinden yine M'ye dönüştürerek bu şekilde bir logo yapmıştık ve spirograf esprisini kullanarak bu şekilde bir marka genişlemesi yapmıştık. Research çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben burada hemen bir Fatih Hocama söz vermek istiyorum. Tabii. Şimdi Ardan Hocam özellikle logo konusunda bizi çok detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Peki Fatih Hocam, şimdi iyi bir logo ile iyi bir şirketi oluşturduk. İyi bir yöneticiyiz, orkestramızı kurduk. Peki bir şeyi başarmak bizce kolay. Herkes her şeyi hayatında bir kere başarılabilir. Ama bu sürdürülebilir her zaman olmayabiliyor. Sürdürülebilirlik için ne yapmamız gerekiyor? Ne tavsiye edersiniz girişimcilerimize? Şimdi... En önce sürdürülebilirlik için şunu tavsiye ediyorum. Bir defa global olmak. Yani globalizasyona gitmek. Ve burada ben kitapta onu 3 ayrı şekilde, hatta 4 ayrı şekilde anlattım.
Birincisi dedim halka açılma, ikincisi fonlarla ortaklık, üçüncüsü stratejik ortaklık. Logonu yaptın, oluşturdun, şirketini kurdun ve şirket faaliyete geçti, şirket çalışıyor. Ama burada sürdürülebilirliği sağlamak için öncelikle belli bir süreden sonra stratejik bir ortakla işbirliğine gidilmeyi öneriyorum. Bak halka açılma tabii ki yapabiliyorlarsa yapsınlar vesaire. Ama şu anda da çok güncel tabii halka açılmak. Ama eğer bir global stratejik ortak bulurlarsa ki ne demek stratejik ortak? Aynı veya benzer sektörden biriyle bir işbirliğine gitme. Ha bu ne getirir? Bu know-how getirir. Bu global anlamda pazar payı getirir. Bu tanıtım getirir. Ya, o kadar çok şey getirir ki teknoloji getirir. Yönetim becerisi getirir. Yani dolayısıyla şirkete sürdürülebilirlik kazandırmak istiyorsak eğer kurumsallaşma adımlarını, bak çok kurumsallaşmacı da değilimdir. Yani hibrit model, orada da hibrit modeli savunuyorum. Yani ailenin özellikleri, aile yine şirketin içinde bir şekilde bulunsun, o heyecan, o şevk bulunsun. Ama ufak ufak da kurumsallaşma adımlarının atılması lazım. Ben buna amatör ruhla kurumsallaşma diye anlattım. Bunu yaparsak bir de kendimize bir globalde bir iş ortağı bulabilirsek çok daha rahat sürdürülebilirliği sağlarız. Şimdi ben burada not da aldım tabii Ardan Hocam. Benim de yarın bir eğitimim var. Yine kişisel marka olmak üzerine bir eğitim vereceğim Yaşam Atölyesi'nde. Mesela debranding olayı hakikaten çok güncel. Şimdi hiçbirimiz okumuyoruz bir defa. Bir şeyi okumaya odaklanmıyoruz. Hocam bunu demek istedi anladım da değil mi? Sadece evet, görsel ve konumlama. Şimdi konumlama ne demek? Marka tüketicinin beyninin içinde nerede oturuyor? Dolayısıyla ben çok bilirim böyle şehirler arası yolda eşim Starbucks hastasıdır. Starbucks için ben 1,5 saat Bursa etrafında, Eskişehir etrafında Starbucks bulmak için dolandığımı bilirim. Ve aradığımız Starbucks yazısı değil ha. O logoyu arıyoruz. Ve artık yazı gitti. Yeni nesil değil mi hocam? Yeni nesil marka yönetiminde artık yazı kalmadı. Tamamen debranding. Yani artık yeni nesil pazarlama buna yöneliyor. Yani yazısız sadece logoyu görerek insan o markayı tanıyor artık. Aradığımız, hı hı, hepimiz tüketiciyiz. Aradığımız o görsel aslında. Hepimiz görsele odaklıyız. Algı odaklıyız ve konumlama odaklıyız. Yani o Starbucks'ın şeyi, logosu kafamızda işte kahve kokusu oluşturuyor bir anda. Onu arıyor. Gözümüz onu arıyor açıkça. Dolayısıyla sürdürülebilirlik açısından da biz marka oluş... Ama bu şöyle başlamayacak. Demin hocam bunu kademeli olarak anlattı. Bu step by step, adım adım gidiyor bu. Bir anda markayı şeysiz çıkaralım diye bir kural yok değil mi hocam? Yani hiç yazı yazmadan logoyu çıkaralım demiyor hocam. Kademeli olarak o noktaya geliyoruz. Mesela Nike'ın logosu. Senelerce yazmış içinde ama 2019'da şey yok artık. İçinde yazı yok. Sadece logo. Çünkü yeni nesil müşteri logolarla davranıyor artık. Yazıya bakmıyor yeni nesil müşteri. Algıya bakıyor. Tamamen algı odaklı. Bilmiyorum hocam. Evet. Yani var mı? Yani. Hadi hocam katılıyorum size. Burada çok küçük bir parantez açmak istiyorum ben. Şöyle ki çok doğru söylediniz. Gerçekten görüntülerle algılıyoruz. Fakat yeni markalar için mesela bizim önerdiğimiz stratejik hareketlerden bir tanesi logotype olarak görünmek. Çünkü neden? Yeni bir markasınız, isminizi öğretmek gerekiyor. Müşterilerinize öğretmeniz gerekiyor. Bunun çok örneği var Türkiye'de. Söz gelimi getir. Bir yazıdır. Ve onu okuyorsunuz. Şimdi getir sembol bir yani soyut bir marka olsaydı, daha doğrusu soyut bir şekil olsaydı onun öğrenilmesi ve telaffuzu biraz zaman alırdı. Ama isminizi okutmak çok avantajlı. O nedenle biz çoğu zaman yeni kuruluyorsa firma ismini okutmasını tavsiye ediyoruz. Ama çok bilinen, artık yerleşmiş ve herkesin tanıdığı bir markaysa sizin de söylediğiniz gibi artık orada sadeleştirmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Yani şunu demek istiyoruz Fatih hocam da ben de aynı noktadayız. Eğer ben yeni kuruyorsam şirketimi, eğer logo tabii ki olacak ama yazı olmak durumunda altında evet, belli bir süre sonra. Tüketici buna alıştıktan sonra aynen Starbucks'ta veya Shell'de olduğu gibi yazı sonradan kalkıyor, sadece görüntü kalıyor. Çünkü tüketici algısı artık orada netleşmiş oluyor. Ama en başta sadece görüntüyle çıkmayı ben de doğru bulmuyorum. Zaman içinde sadece görüntü kalmalı diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum hocam. Ardan hocam siz önemli bir noktaya değinmiştiniz aslında. Türkiye'deki tasarımcıların yeteri kadar bu konuda güvenilmediği gibi bir konu algıladım orada.
Evet. Bu konuyla ilgili sizi biraz da açmak istiyorum, dinlemek istiyorum. Nedir acaba? Bunu açabilirim. Sunuma devam edeyim yoksa sadece konuşalım mı? Nasıl arzu ederseniz siz öyle yapabiliriz. Siz nasıl tasarruf ederseniz? Söyleyeyim, sonra isterseniz yine devam ederim ben. Tabii ki öyle hocam, buyurun. Şimdi şöyle ki, buradaki en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye'deki tasarımcıların özellikle bu alanlarda çalışan ekipler oluşturamamış olması. Yani kurumsal bir yapı oluşturamayınca Türkiye'deki tasarımcılar tabii ki uluslararası firmalar bu alanda daha deneyimli ve profesyonel bir görüntü sergilemeye başladılar. Daha doğrusu öyle sergiliyorlar. Aslında Türkiye'de bunu yapabilen ve gerçekten aynı kalitede yapan tasarımcılar da var. Bizim ne yazık ki en büyük eksikliklerimizden biri ekip olamamak. Yani çünkü o firmalara baktığınızda içinde mimar da var, endüstriyel tasarımcı da var, grafik tasarımcı da var, metin yazarı da var. Yani hepsi bir arada çalışıyorlar ve bir dünya yaratıyorlar. Ama Türkiye'de de bu oluşum yavaş yavaş başladı. Sadece buradaki firmaların bu firmalara, yani bu tasarım ofislerine şans vermesi gerekiyor. Çünkü ama tabii şunu da anlıyorum. Özellikle çok kurumsal firmaların pazarlama direktörleri bu riski almak istemeyebiliyorlar. Çünkü ortaya çıkacak sonuç hesap verilebilir olmalı ve şunu söylemek istiyorlar bazen. Biz en iyisiyle çalıştık ve sonuç bu çıktı demek gibi. Bizim gözlemlediğimiz şeyler oluyor zaman zaman. Ama doğrusunu isterseniz biz de çalıştıktan sonra sonuçlara inanamayan ve sahiden burada da çok iyi yapılabiliyormuş diyen çok fazla firma oldu. Tabii şunu da söyleyelim. İnternet sayesinde biz dünyayı çok daha kolay takip ediyoruz. Yani uluslararası gelişmeleri anında görebiliyoruz. Artık eş zamanlı olarak o takip ettiğimiz için o gelişmeleri de hızla adapte olabiliyorduk. Daha önce böyle değildi. Çünkü kitaplardan tasarımcılar örnekleri görüyordu. Belki bir yıl sonraki tasarımları görüyorlardı Türkiye'de, yurt dışında yapılan. İşte anca yurt dışına çıkarlarsa belli markaları gözlemleyebilme şansları vardı. Ama şu anda öyle değil. Oturduğumuz yerden dünyada ne olup bitiyor her şeyi eş zamanlı olarak takip edebiliyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Özellikle biraz daha mikro girişimcilerimizde. Acaba bu girişimcilerimiz doğru bütçeyi bu kurumsal çalışmalara ayırıyorlar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu konuda Fatih hocam herhalde daha deneyimlidir. Bilmiyorum benzer ya bu konuda çalışmaları oldu mu, ama benim gözlemlerim şöyle. Özellikle aile şirketleri diye ben burada not almıştım. Aile şirketleriyle çalıştığınızda sahiden işler daha hızlı yürüyor. Evet, bütçeler çok yüksek olmayabiliyor. Çünkü tanımadıkları bir alan, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Fakat doğru şekilde, doğru kişilerle çalıştıklarında ve iyi sonuçlar aldıklarında artık bu konuya daha çok yatırım yapabiliyorlar rahatlıkla. Uluslararası firmaların zaten bununla ilgili çok büyük bir sorunu yok. Ama dediğim gibi onlar da ne yazık ki yine yurt dışındaki ortaklık kurdukları yerlerle çalışmaya devam ediyorlar çoğu zaman. Peki ben Fatih hocam, siz genel müdürlük yaptınız. Arda'nın söylediğine bir örnek vereceğim. Çok seneler önce çalıştığım bir firma, firma ismi vermeyeceğim, sadece logonun yazılışı. Tamam. Çok ciddi bir para ödemiştik. Yani patron çok vizyonerdi o zamanki, müthiş vizyonerdi. Çok ciddi bir para ödemiştik, milyon dolar diyeyim, ona yakın. Ya biz çalışanlar, ya dedik bunu biz de yazardık. Şimdi insan böyle düşünüyor. Türkiye'de düşünce bu. Ya bu muydu yani bunu? Ama işin içine girdiğin zaman, Ardan hocam bunun tekniğini biliyor tabii, iş öyle değil aslında. Ama Türkiye'de buna bu parayı yatıracak vizyon yok. Genellikle yok. Yani değil mi hocam? Bütçe ayrılmıyor bu işe. Ne yazık ki öyle. Hocam, maalesef. Yoksa bu öğrenilmesi gereken bir eksiklik mi diye? Bunu öğretmemiz mi gerekiyor? Ya şimdi hocam bu işin eğitimini veriyor. Senelerini vermiş bu işe. Yani kalkıp biliyorsunuz Nike'ın hikayesini de biliyorsunuz, o logonun nasıl çıktığını. Hani bir ismi yazmak, atıyorum Fatih Anıl markasıysa işte Fatih Anıl'ın nasıl yazılacağı bu bir logo. Veya Fatih Anıl'a ne bileyim bir şey verecekse hocam, bir gün belki derim hoca benim marka yapacağım, bana bir logo yap rica ederim hocadan belki. Ama mutlaka bir bütçe gelecek bu işin önüne. Çünkü bu, evet, bunu bilim olarak yapan insanlar var. Ve bunun oradaki o logoda, o yazım şeklinde, o Fatih Anıl'ın L'sinde belki,
Onun bir özelliği var. Face'inin bir özelliği var. İşte neden arka arkaya gelecek? Neden hepsi büyük yazılacak? İşte veya neden hepsi küçük yazılacak? İşte logoda neler var? Bunların hepsi teknik değil mi hocam? Yani bunların kesinlikle her biri ders konusu aslında. Tabii, tabii. Ama bizim ülkemizde maalesef ve maalesef buna büyük bütçe ayrılmıyor. Yani buna çok sembolik bütçeler ayrılıyor. Ya bunu biz de yaparız'a geliyor olay. Yani ama benim o demin bahsettiğim milyon dolarlar ödeniyor bu işe yurt dışında. Değil mi hocam? Yani çok ciddi paralar ödeniyor bu işlere. Fatih hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bu biraz da bizim iş yapış alışkanlıklarımızla ilgili. Türkiye'de biliyorsunuz genellikle firmalar kısa vadeli kazançları odaklanıyorlar. Evet, yani yatırım ne yazık ki alışkanlığı hala çok gelişememiş durumda ki bu aslında bir yatırımdır. Ve bunun sonuçlarını gerçekten 2-3 sene sonra çok iyi bir şekilde almaya başlarsınız. Ama nedense bu bir yatırım olarak görünmüyor. Sadece bir görüntü olarak görünüyor çoğu zaman. Ve evet, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada tabii bir genelleme yapmak da çok istemiyorum. Bunu çok iyi anlayan kurumlar da var. Yani var, herkes için var. Söyleyemem. Kesinlikle yani var. Anlayanlar da var. Yani anlatmakta zorlandıklarımız da var. Ama bizim işimiz anlatmaya devam etmek. Yani onlar da bunu evet bilmiyor diye onları da suçlamıyoruz. Tabii tabii. Ya sonuçta bir emek harcıyorsunuz. Yani bu dediğim gibi yani atıyorum işte Fatih Uğral marka olacağım mesela diyelim ki. Ya sen de oturup yazarsın bu böyle diye. Ama Fatih'ciğim bunun bir tekniği var. Şimdi mutlaka oradaki F'nin nasıl olacağı, A'nın ne kadar aralıkta geleceği, ismin nasıl yazılacağı, bunların hepsinin bir anlamı var. Ve bunlar hakikaten konumlandırmada çok önemli. Ama bunu anlayabilen bu vizyondaki kişi sayısı çok İnan bana Türkiye'de çok fazla yok. Ha, kurumsal da eminim Ardan hocam da kurumsal firmalarda bu konuda zorlanmıyorsunuzdur. Yani orada bütçe ayrılıyordur bu işe. Ama tabii aile işletmelerimizde çok fazla bütçe ayrılmıyor bu işe. Burada yeterli bütçenin ayrılması gerektiği kanısına varıyoruz. Evet. Ve Ardan hocam sizin o özellikle sunumunuzda son kaldığınız bir bölüm vardı. Dilerseniz ona devam edebilir miyiz? Tamam, bir çok sizi sıkmadan hızlıca geçeyim. Ben mümkün olduğu kadar kısa yapmaya çalıştım. Hemen. Evet. Devam ediyorum hızlıca. Bu da yine STD Cam diye bir otomotiv yedek parçaları üreten firmaydı. Bunları niye seçtim? Logoların özellikle nasıl iki boyutlu ve düz olduğunu göstermek için. Bu bonus yalıtım sistemleri Eryap tarafından üretiliyor. Ve şunu göstermek istiyorum. Bakın logoyu nasıl kullanıyorlar artık. Yani iyi bir logo, şimdi biz geleceği de düşünmek zorundayız. Bunun ne olabileceğini ve birçok farklı şekilde yine kullanılabiliyor. Bunlar farklı firmalar. OPR bir araştırma şirketiydi. Magica teknoloji şirketiydi. Bu OPR örneğini özellikle göstermek istedim. Renkler nasıl kullanılıyor? İllüstrasyon nasıl kullanılıyor? Çünkü bunların bütün hepsi aslında sizin hakkınızda müşterilerinize bir fikir veriyor. Yine Fuar İzmir logosu yakın bir zamanda yani 2018'de değişmişti ve onu da yine 2017 özür dilerim tarihini karıştırmış olabilirim. O 2017'deki değişimi bu şekilde yapmıştık ki bunun da aslında çok kapsamlı bir kurumsal kimliği var. Ambalajda da yine logolar benzer şekilde devam ediyor ama bakın ürün sadece ambalajın kendisi değil, yine bir dünya yaratmanız gerekiyor onunla ilgili. Ve bunun toplamı ürün hakkında yine tüketicilere ve müşterilerinize hep aynı şekilde söylüyorum ama bir fikir veriyor sizin hakkınızda. Hocam biraz Starbucks algısı vardı ama orada. Şöyle söyleyeyim, bu logo yani bu marka bana geldiğinde bu sembolü kullanıyordu. Yani bunu ben seçmedim. Ben sadece onu biraz daha rafine ettim. Anladım. Ancak şunu söyleyeyim, bu marka Türkiye'de faaliyete geçtiğinde Starbucks henüz Türkiye'ye gelmemişti. Onu da eklemek isterim. Yani bu sembol seçildiğinde Starbucks henüz Türkiye'de yoktu. Ama artık böyle kullanıldığı için devam etti. Bu da bildiğiniz bir markadır sanırım, pek çok yerde var fıstık ezmesi. Bu da tamamen proaktif bir şekilde benim tasarladığım, tamamen oturup yapıp götürüp ve kabul ettirdiğim bir tasarımdı. 15 yıldan fazla oldu ve hala kullanılıyor değişmeden. Burada Fatih Hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. O şirketlerin organizasyonu, işi nasıl yaptığı, yürüttüğü, süreklilik.
Bu örnek benim özellikle onun için gösterdiğim bir örnek. Bu firma bana geldiğinde kendilerine güzel bir logo yapmamı istediler ve ambalaj yapmamı istediler. Fakat şöyle bir sorun vardı. Bu işi yürütebilecekleri organizasyonları henüz oluşmamıştı ve bu logo iyi olduğu için onların kapanmasını hızlandırdı. Öyle Çünkü talep arttı, onlar talepleri karşılayamadılar ve birdenbire kesildi. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, önemli olan çok iyi bir logoya sahip olmak değil, sizi doğru yansıtan logoya sahip olmak. Yani işinizi yansıtan logoya sahip olmak. Bu proje olarak sonuçlandırılmış ama ne yazık ki OYAH'ın tam o dönemde yaşadığı bir yönetim değişikliği nedeniyle uygulanamamış bir proje. Ama bunu da çok severek gösteriyorum. Bu da son örnek. Bunu şöyle göstereceğim. Bu tam bir aile şirketiydi. Nereden nereye geldiğini göstermek istiyorum. Kimliği böyleydi ve biz bakın burada da bir sembol ekledik. Belirgin bir sembol yoktu. Tam tersi. Bu sefer de onlar hani bazen sembolleri olmayabiliyor, logo type yapıyoruz ama burada bir onlara bir sembol yarattık. Ve bu da aslında şöyle ki bu marka daha çok çeyiz ürünleri satan bir marka. Ev ürünleri. Ve biz orada o köprüyle birlikteliği, o evlilik kurumunu yansıtan bir ifade yarattık Neva ile. Aslında o aynı zamanda da bir N harfinin stilizasyonu. Ancak sadece logo ile sınırlı kalmadı stratejimiz. Dedik ki bu ürünler sunulurken kadın portreleriyle birlikte sunulacak. Yani o şekilde konumlandırdık. Tabii burada bir marka ajansı da vardı strateji yürüten. Ve sonrasında ürün gerçekten uygulanmaya başladı, başarılı oldu ve neden kadın kullanın dedik. Bakın ileriyi öngörerek şimdi bu tür sponsorluklarda bu tür kullanımlarla birdenbire markalarının dünyasını net bir şekilde yansıtabiliyorlar. Ve marka böyleyken yeni tasarımla bu hale geldi. Yani tasarımın burada yani kurumsal kimliğin gücünü gerçekten göstermek istedim ve çok net görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Görsel sunumum bu kadardı herhalde. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimizin birkaç tane sorusu var. Ben size onlara iletiyor olacağım. Şimdi Okan Bey sormuş. Demiş ki bir logoda en fazla kaç renk kullanılması gerektiğiyle ilgili yapılmış bir bilimsel çalışma var mı diye sormuş kendisi. Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Bu konuda çok net bir yanıt veremem. Bu tamamen firmanın hangi alanda faaliyet gösterdiği ile alakalı bir mesele. Yani unutmamak gerekir ki Apple'ın logosu aslında gökkuşağı rengindeydi biliyorsunuz. Sonradan siyaha döndü. Teşekkür ediyorum. Bir ikinci sorumuz. Markaların sürdürülebilirlikle ilişkileri artık tutundurma için kritik hale geldi demiş kendisi. Büyük markalar bunu daha stratejik yapıyor. Ancak küçük markalar nasıl bir strateji izlemeli? Bu Fatih hocama herhalde geldi bu soru. Çünkü bu tamamen stratejiyle ilgili. Aslında evet, küçük markaların burada biraz daha tutundurmayla ilgili davranışlarını nasıl yapması gerektiğini size sormuşlar. Özellikle kurumsal kimliğin tutundurma davranışını soruyorlar burada. Küçük firmalar burada nasıl yönetmeli bu işi? Büyük firmalar bunu ulusal bazda, kurumsal bazda daha iyi yapabiliyorlar. Ama küçük firmalar biraz daha sorun yaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu olduğu için ben Fatih hocama sözü vermek istiyorum. Çünkü bu artık görünürlüğün ötesinde o firmanın nasıl çalıştığıyla alakalı bir mesele. O yüzden Fatih hocam daha iyi cevap verecektir. Ben şöyle söyleyeyim. Özellikle yeni kurulan şirketlerin sosyal medyayı çok iyi kullanması lazım. Marka ile ilişkili olarak. Yani markada sosyal medyayı, özellikle Instagram'ı, yine görsel söylüyorum, Instagram'ı çok güzel kullanması, çok iyi kullanması, çok verimli kullanması lazım. Sosyal medya, özellikle Instagram'dan bahsettiniz hocam. Özellikle Instagram. Tutundurma davranışı için önemli bir argümandır diyebilir miyiz? Efendim? Tutundurma davranışı için önemli bir argümandır kesinlikle, diyebilir miyiz? Kesinlikle son derece önemli. İnfluencerlar var mesela, kitapta bahsettiğim.
İşte bunlara ürününüzü kullandırmanız lazım bir şekilde. Bilindik kişilere, tanınmış kişilere ürününüzü kullandırmanız lazım. Logo öyle oluşacak, öyle oturacak kafada, algıda öyle oturacak. Dolayısıyla yine sosyal medya derken Twitter'ı kastetmiyorum açık söylemek gerekirse. Instagram'ı kastediyorum çünkü Instagram tamamen görsele dayanıyor. Yani orada sürekli olarak markalarını gündemde tutmaları lazım. Özellikle yeni girişimcilerin değil. Bilmiyorum hocam, edeceğim mi bir şey? Katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Gerçekten bugün artık sosyal medya en çok göründüğünüz alan. Hatta bazı markaların web siteleri bile yok. Tamamen Instagram'da var olup kendilerini gösteriyorlar. Çünkü bak geç, kolay yani. En kolay şey Instagram. Twitter'da zaten girdin mi karalara bağlıyorsun. Hep kötü haber. Evet. Yani ama Instagram'a görseli koy geç, en kolayı. Pratik. Peki. Hocam ben her ikinize de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birazdan uzaktan çalışma ve liderlik programıyla devam ediyor olacağız. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Son olarak sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Biz teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde. Fatih, biz teşekkür ediyoruz. Özellikle Ardan Hocam sunum için çok teşekkür ederim. Bütün girişimcilerimiz için iyi bir etki bıraktığını düşünüyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi günler.